İlk öncelikle ilçemize Arti Sirt olarak hoş geldiniz. Allah razı olsun sizlere. Sizin aracınızla Ero'daki bütün hizmetlerimizi halkımıza yansıtacağız. Ero gerçekten çok tarihi bir yerimiz. 1926'da belediyelik olmuş. Şirvan'dan sonra en eski ilçemiz. Biz 2019 Mart ayında halkın %65.7 teveccühüyle belediye başkanı seçildik. Ben buradan sizin aracınızla bütün Ero halkına teşekkür ediyorum. Biz işe başlarken ilk önce şunu dedik. Bizim işimiz halka hizmettir. Hiçbir ideolojimiz yok. Halk için buradayız, halkın hizmetkarıyız. Biz göreve başlarken Ero'nun 1976'da yapılan bir altyapısı vardı. Çok vahim bir durumdaydı. Biz ilk önce halkımıza bunu söz verdik. Altyapıyla başladık. Hemen akabinde proje yapıp ve İller Bankası'nda bu projeyi geçirip 2020'nin başında altyapıya geçtik. Bir yıl içerisinde 30 kilometre altyapıyı çektik ve 30 kilometre yol ağımız var. 30 kilometrede komple parke taşı olduğu için, aboneleri çektiğimiz için 30 kilometrede yol bozduk. Bir dönemde 30 kilometre parke taşı yaptım. 30 kilometre parke taşı yaptım. Bunun yanında 2 tane büyük su deposu yaptık. Bunlarda %99'u bitti. Kazım işimiz bitti. Şu anda tek abone bağlantımızız. Kaldı. Onu da malzemesini aldık. Allah'ın izniyle bayramdan sonra hemen abone bağlantılarına geçiyoruz. İçme suyu sıkıntımız artık, su sıkıntımız Ero ilçesinde Allah'ın izniyle kalmayacaktır. Bunu da bütün Ero halkımıza ilan ediyoruz ve duyuruyoruz. Hayırlı uğurlu olsun ilçemize. Dih, Sarıgül mahallelerinde 15 bin kilitli parke taşı yapımı yaptık. Gerçekleştirdik. İlçemiz şehir girişlerinde muhtelif alanlarda 800 metre duvar taşı yapımı gerçekleştirdik. 2020 yılında Sarıgül Camisi 130 bin lira. Sarıgül Mahallesi'ndeki mezarlık yolunun duvarlarını komple bitirdik. Tabii ki bu 250 metrekare dekoratif perde, beton duvarı. Şu anda bütün mezarlığımızın etrafı tel yüklere kaldırıp istinat duvarı yaptık. Bu da mahallemize hayırlı uğurlu olsun. İlçemiz Fatih Mahallesi'nde 112. sokak yol geliştirmesi yapılarak 90 metre perde beton duvarı yapılmıştır. İlçemiz muhtelif yerlerde 4500 metre koruyer borularla kavasyon hatları yenilenmiştir. Tabii bizden önceki dönemlerde biraz kavasyon çalışması yapıldı. Ama çoğu atık yerler, yani ilçenin dış hatlarında kanallara giden yollarda açıkta gidiyordu. Biz geldikten sonra 4500 metre kavasyon borusu döşedik ve bitirdik. O da ilçemize hayırlı uğurlu olsun. İlçe merkezi altyapı çalışmalarımız kapsamında 27 kilometre Yenişehir içi içme suyu şebekesi hatları ve 1500 metrekare 400 metrekare olmak üzere 2 adet su deposuyla birlikte bunu da bitirdik. Daha önce de söyledim. Bunlar şu anda faal halde bekliyor. Şehir içinde başta da söyledim. İçme suyu yaparken altyapı çalışmalarımızda bütün yolları bozduk. 30 kilometre. 1926'dan beri bu sokaklar yapılıyordu, daha bitmemişti. Biz bunu bir dönemde komplesini bozduk. Bunun 15 kilometresi sıcak asfalt, bütünlü asfalt. Yani hemen hemen Güneydoğu'da hiçbir ilçede bütünlü asfalt yokken biz AK Parti olarak ilçemizde 15 kilometre bütünlü asfalt yaptık. Bu da bir çok büyük bir iş, yani kolay bir iş değil. 15 kilometre bütünlü asfalt yaptık, 15 kilometre de kilitli parke taşı yaptık ve %100'ü bitmiştir yani bunu. Bu da ilçemize hayırlı uğurlu olsun. 2021 yılında ise diğer sokaklarda yapılması projesi %20'lik iş artışına giderek 3100 metre, yani bütünlü asfaltta. Bütün işler bitti. Tekrar Ulaştırma Bakanlığı'na gittik. İl Başkanımız ve Sayın Milletvekilimizle beraber
Burada onlara teşekkür ediyorum bütün ero halkı adına. %20 iş artışıyla 3100 metrekare daha bütünlü asfalt aldık ve onu da yaptık, bitti geçen sene itibariyle. Faaliyet göstermeyen ilçe semt pazarımız vardı. Bir semt pazarımız vardı. Meyve sebze semt pazarımız vardı. Çok atıl bir yerdeydi. Bunları alt tütüne, dükkanına çevirerek şu anda bütün ihalesi yapıldı. Dükkan sahipleri işlerinde işletiyor. Belediyemize 6 tane dükkan kazandırdık. Şu anda faal haldedir. Bu da ilçemize hayırlı uğurlu olsun. İlçemiz müftülük Hicret Kur'an Kursu kız çocuklarının daha temiz bir ortamda ihtiyacını gidermesi için 30 metrekare WC lavabo inşa yaptık. Yani burada bir müftülük alanımız var. Kız çocuklarımız orada Kur'an kursu görüyorlar. Gerçekten İslamiyet'e yakışmayacak bir şekildeydi. Tabii müftülüğün bize, belediyemize müracaatından sonra oraya hemen VC'lerle ve Kur'an kursunun komplesi yapılarak ilçemize kazandırdık. Bu da hayırlı uğurlu olsun. İlçemiz Şırnak giriş çıkışlarında 2500 kilometre olarak sağlı sollu kaldırımlarımız yoktu. Bunu bu sene itibariyle, 2022 itibariyle hem sağlı hem sollu 6000 metrekare kaldırım yaptık. Parke taşından kaldırım yaptık. Bu kaldırımlar bitti. %100'ü bitti. Şu anda halkın hizmetinde çalışıyor. 6000 metrekare. İlçemiz izale hattında sürekli arızalar veriyordu. Ben 2019'da kazandım. Şu ana kadar 78 kere patlamış. Niye? Daha önce 2010'da yapıldığında isale altında beslemeler olmamıştı. Kum, yani besleme nedir? Altına kum, üstüne kum gömlekleme yapılmamıştı. Biz geldikten sonra dedim ya, 78 kere patlak verdi. Her patlağı bana 10 bin liraya mal oluyordu. Bunun kelepçeleri var, bunun işleri var, kepçeleri var, yemekleri var. Allah'ın hamdolsun 1000 kilometre at üsü 16 iken bunu 20'ye çevirdik ve 1 kilometreyi, boruyu değiştirdik. O günden bugüne daha o bölgede patlatık vermedi ve o da şu anda ilçemize hizmet vermektedir. Bu da ilçemize hayırlı uğurlu olsun. İlçe merkezi biz kazandığımız zaman numarataş olayı yoktu. Numarataş hiç yoktu Erot'ta. Tabii ki bu nüfus zorluk çekiyordu, emniyet zorluk çekiyordu, belediye zorluk çekiyordu. Adres anlamında biz geldiğimizde bütün ilçenin numarataşlarını, adres değişikliği ve levha çalışmaları gerçekleştirdik. O da %100'ü bitti. Çarşı merkezinde o aydınlatma hiç yok. Biz geçen sene itibariyle geldik, bir çalışma yaptık, proje yaptık. Şu anda çarşı merkezi ve daha Atatürk Parkı'na kadar bütün armatörler taktırarak şu anda çok güzel, modern bir ışıklandırma yaptık ve bunun da %100'ü gerçekleşti. Diken. İlçemiz çarşı merkezi 15 Temmuz Demokrasi Meydanı ve Şehit Süleyman Aydın Caddesi modern aydınlatma çalışması projesi tamamlandı ve bitti. Bunu da söyledik. Kocaeli Belediyesi ile yaptığımız iştiraller sonucu yapılan planlama düğün salonu. Şu anda şunu ben biraz açıklamada bulunayım. Erol %70'i geç kesimi. Yani her hafta bizim en azından 3-4 tane düğünlerimiz oluyordu. Bu düğünlerimizi de Sirt'te yapmak zorundaydı. Düğün salonuna git gel 50 kilometre vatandaşımız her zaman Siirt'te gelip gidiyordu. Biz tabii ki burada sizin aracınızla tekrar Kocaeli Belediyesi'ne, Belediye Başkanı'na, Genel Sekreterine teşekkür ediyoruz. Başkan Bey'den rica ettik. Allah razı olsun. O dönem hem Fen İşleri Müdürlüğü hem bir inşaat mühendisini gönderdi. Geldi burada bir proje yaptı. Şu anda bize bir düğün salonu yapıyorlar.
Ama şu bir sıkıntı çıktı bu fiyat artışlarından dolayı. 2021 fiyat araştırması yaptırılırken çok cüzi bir miktar çıktı. Şu anda fiyat artışını biz yaptık. Projemizi yaptık. Allah'ın izniyle bayramdan sonra Başkan Bey'e gidiyoruz. Bunu da ilçemize hediye edecekler. Hayırlı olsun burada. Bütün resmi işlemler bitmiş oldu yani. Erşinler Çevre Yolu Haraki mevkinde bulunan taşınmazların 31 ile 94 sayılı imar kanunu 18. maddesi gereğince imar uygulaması planlanmaktadır. Çalışmalar yapılması devam ediyor. Allah'ın izniyle bu Toklu bölgesinde Haraki, yani Haraki diyoruz biz. Çok en güzel yerinde 18 uygulaması orada yapacağız. İmar çalışmamız devam ediyor. Bunu da ilçemize hediye edeceğiz. Yani bir nevi yeni imar alanı mı açılacak? İmar alanını açıyoruz. Erot'ta 18 uygulaması yok. Bunu da 18'i buraya uygulayıp ilçemize hizmet olarak vereceğiz abi. Bunu da söyleyeyim. Tekrar buradan hem milletvekiline hem il başkanına teşekkür ediyoruz. Biz burada başlarken yabancılar örneğin bir doktor olsun, öğretmen olsun, savcılar olsun, hakimler olsun. Tayini burada öğretmenler olsun. Tayini buraya çıktığında bir kiralık ev bulma sıkıntımız vardı. Biz burada hem il başkanımıza, milletvekilimize arz ettik. TOKİ daire başkanına beraber gittik. O dönem 150 tane sosyal konut adı altında Sayın Cumhurbaşkanımız Türkiye'de 10 bin sosyal konut altında 150 tane sosyal konut Erol'a hediye ettiler. Tabii ki bu müracaatlar esasında fazla müracaat olmadığı için 94 tane TOKİ Erol'a yapıldı ve bitti. Çevre düzenlemesi kalmış. Çok güzel bir TOKİ alanı var. Bu da ilçemize hayırlı uğurlu olsun. İnşallah bunun devamını da getireceğiz. Tabii ki ihtiyaç çok fazla var. Başta vatandaşlarımız olayın farkında değildi. Sonra sosyal konut olduğunu bilmiyordular. Müracaat fazla olmadı. Şu anda müracaat tekrar açılsa bir bu kadar daha müracaatımız olacaktır. Allah'ın izniyle. İlçemiz Fatih Mahallesi'nde bulunan eski maliye lojmanları yıkılıp yerine bir belediye parkı yapmayı planlıyoruz. Bütün projelerimiz bitti. Şu anda Allah'ın izniyle bayramdan sonra ihaleye çıkıyoruz ve onu da 2 ay içerisinde ilçemize devredeceğiz ve ilçemize hizmet edecektir. Burada ilçe halkına hayırlı olur. Belediye Başkanlığımıza Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından hazineye ait Sarıgül Mahallesi 225 ada 20 parsel nolu 3856 taşınmaz makine ikmal olarak otopark olarak belediyemize tahsisi gerçekleştirdik. Ve bunu tekstil atölyesi yeri olarak planlıyoruz. 6 milyon. Sanayi Teknoloji Bakanımız tarafından ilçemize ayrıldı. Şu anda DİKA'yla bir çalışmamız var. Bütün resmi işlemler bitti. Sade bir ticari alma, çevrilme kaldı. Allah'ın izniyle bir ay içerisinde bunu da bitirip ihalesine çıkacağız. Tabii ki bu tekstil atölyesi ilçemiz için çok önemsenen bir konu. Niye? İşsizlik oranı Erot'ta çok fazla olduğu için orada 200 kişi gencimiz çalışma alanı açılacak. Allah'ın izniyle bir ay içerisinde bunu da bitirip ihalesini bitirip inşaatına başlayacağız. Kesin paramız ayrılmış. Bunu da resmi anlamda biraz çalışmalarımız var. Bir ay içerisinde ihaleye çıkacağız. Buradan sizin aracınızla Erol halkına müjdesini veriyorum. Bu da Erol'a hayırlı uğurlu olsun inşallah. Çevre Şehircilik Bakanlığı'nın tarafından bir adet kazıcı, yükleyici iş makinesi aldık. Bunun yanında bir ilçemiz Dih Mahallesi, Girezine mevkisinde bir GES projemiz var. Bütün jeolojik testlerimiz bitti. Şu anda bütün evraklarımız hazır. Bir kredi bekliyoruz. Krediyi alır almaz 4
megapiksel bir bir GESP'i oluşturuyoruz orada. O da hemen hemen gerçekleşirse Allah'ın izniyle belediye adına bunu yapıyoruz. Belediye geliri komplesi %100'ü belediye ait olmak üzere belediyemize maddi olarak çok büyük bir katkısı olacak. İnşallah bunu gerçekleştireceğiz. Çalışmamız son hızıyla devam etmektedir bunu. Ülkemizdeki pandemi sürecinden dolayı vatandaşlarımıza katkıda bulunmak amacıyla her yıl 2000 adet kuru yardımı yaptık. 1000 adet kolonya dağıtımı yaptık. Tüm okullarımıza, kurumlarımıza dezenfekte edilmek üzere çalışmamız yapıldı. Bunlar köy okulları dahil olmak üzere bütün köy okullarına dezenfekte makinesi alınarak ve ilçe merkezini komple haftada bir yıkıyorduk. Bütün esnaflarımızı, ilaççı dükkanları ilaçlama yapıyorduk. Bütün çarşılarımızı sabunlu suyla yıkadık. Yaklaşık bu çalışma bir yıl devam etti. Yani Allah'a hamdolsun ölü olarak pandemide fazla ölümümüz olmadı. Çok az bir zayiatla bunu kurtardık. Allah bir daha o günleri bize göstermesin. Çok büyük bir çalışma yaptık. Halkımızda duyarladı, bütün yaşlarını yaptı. Şu anda çok iyi gidiyor. Allah bir daha o hastalığı geri getirmesin. Kültür sanat evimizde başta yaz okulları olmak üzere toplamda 200 öğrencimiz el sanatları, spor ve kültürel alanlarda gelişimlerini desteklemek adına tüm ihtiyaçlarını karşıladı. Bizim bir kültür merkezimiz vardı. Çok güzel bir kültür merkezi. El sanatı, saz, bayanlar için tekrar el sanatı. Orada 200 öğrenciye belediye altında kurs veriyorduk. Bütün giderleri belediyeye ait olmak üzere çok verimli oluyordu. Şu anda da faal bir şekilde çalışıyor. Bunun hizmetini de belediye tarafından her zaman verilmektedir. Ayrıca burası başladı. Ekonomisi az olan bir ilçemiz. Lise mezunlarımız çok fazla. Tabii ki bunu şeye gidemiyordular, dershanelere gidemiyordular ekonomik durumdan dolayı. Vatandaşlarımız bunu çok yansıttı bize. Biz de kalktık bir ilçe merkezinde. Sürekli eğitim merkezi açtık, üniversiteye hazırlık. Tabii ki bu Allah razı olsun Kaymakam Bey'imizin de desteğiyle o şu desteği verdi, öğretmenler olsun, kursiyeler olsun. Kaymakamlık tarafından kurs aldığı altında öğretmen tuttuk. Şu anda da hizmet veriyor. Yaklaşık 60 tane öğrencimiz orada üniversiteye hazırlık yapıyor. Her yıl bu 3 yıldır aynı süreyle bunu yapıyoruz ve verim de alıyoruz. Yani her yıl oraya 30-40 tane öğrencimiz üniversite kazanıyor. Benim kızım da orada kurs gördü, mimarlığı kazandı ve gitti. Bu sene itibariyle de mezun oldu. Çok iyi verim veriyoruz. Bütün oranın giderleri belediyesi tarafından karşılanmaktadır. Bütün deneme testleri, kağıtları, kitapları, komplesi belediye bütçesi tarafından oraya hizmet veriliyor. Bu da ilçemize aile olsun. Çok güzel bir dershane hizmeti. Tabii dershane adı altında oraya hizmet, ERU gençlerimize hizmet veriyoruz. İlçemiz 235 portatif yüzme havuzu. Geçiş Spor Bakanlığı'nın Spor Toto tarafından bir yüzme havuzu verildi. Şimdi biz Gençlik Spor Müdürlüğü sahasında onu kurduk. Şu anda hizmet veriyor. Şırnak Caddesi'ndeki bulunan iş yerinin önünde daha estetik görünüm vermesi için 210 metre granit yapımı tamamladık ve bitirdik. Nasıldır bu? Bütün esnaflarımızın önünü parke taşıydı, kaldırımları yani. Çok kötü bir görünüm vardı. Biz granitten bütün esnaflarımızın dükkanlarının önüne granit sererek tabii ki bunu hem belediye bütçesinden belediye işçileri tarafından
bütün yani esnafın cebinden bir şey çıkmadan bütün esnafların dükkanının önüne kredi serdik. Şu anda fare aldı değil, bitmiştik yani. Bu da ilçemize ait olsun. Sarıgül Mahallesi'nde 1,5 kilometre imar yolu açtık. Kendi bütçemizle, kendi araçlarımızla. Tabii ki gittikçe ilçemiz büyüyor. Büyüdüğü zaman da bunu yola ihtiyacı var. Altyapıya ihtiyacı var. İçme suyuna ihtiyacı var. Bunu 1,5 kilometre yol açtık. Tabii ki bu 1,5 kilometre suyunu da getirdik, kalısını da getirdik. Parkesini de yaptık. Bu şu anda faal haldedir. Yine Şırnak Caddesi'nde bulunan yeni kaldırımlar, bordürler boyama işlemlerini gerçekleştirdi. Yani Şırnak Caddesi'ndeki 6.000 metrekare bordürleri boyadık, bitirdik. Faal halde şu anda. Yine Şırnak Caddesi'nde 25 metre istinat duvarı yapımı gerçekleştirdik. O da bitti. En son şu anda ben 55 yaşındayım. Aynı mezarlığı kullanıyorduk. Mezarlığımız 10.000 dönüm üzerinde. Maalesef mezarlık bitme aşamasındaydı. Yine Milli Emlak'a ait bir hemen yapışında Milli Emlak Genel Müdürlüğü'ne gittik, rica ettik. Tabii ki bu Milli Eğitim'den de aldım bunu. Şu anda 8.436 metrekare bu sene itibariyle Milli Emlak'tan araziyi aldık, belediye adına aldık ve mezarlığa devrettik. Bu da içeriz hayırlı olsun. Bu 8.000 metrekarenin etrafını da 10 gün içerisinde istinat duvarlarıyla komple kapattık. Şu anda artık Eroğlu ilçemizin mezarlık ihtiyacı kalmadı. Yani 100 lira kadar kalmadı. Başta da söyledim, içme suyu, ev bağlantıları kaldı. Bunu da ihalesini yaptık, borularımızı aldık. Bayramdan sonra işe başlıyoruz. İlçenin yeni bir imar planı için sonda şöyle revize imar çalışması başlatıldı. İlçenin imarını yaparken, Ali Bey, galiba harita üzerinde bir çalışma yapılmış. Yani ilçenin %50'sinden fazla. Sokağa giriyorsun, imar giriyor, örneğin evin ortasına vuruyor, komple gidiyor. Şimdi biz onu hali hazıra uydurmak için bir şehir planıcısı ve jeoloji mühendisini anlaştık. Şu anda bütün ilçe hem imar çalışmasını yapıyorlar, hem hali hazıra uydurup, hem de hangi mahallede kaç kat uygundur, uygunluğu için bir imar çalışması var. Şu anda çalışma yapıyorlar ilçede. Bu da yani bu yaza kadar bitirirler. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Bizim için çok büyük bir sıkıntıydı. Çünkü bir çalışma yapamıyordu. Vatandaş sıkıntılıydı yani. Evin tapusunu yapamıyordu. Onu belediye kalkarsa, bozarsa, imara uygun hale getirirse bütçe etmez. 18 başta söyledim. 18 uygulaması yerinde yok. Bir evin vatandaşın evini yıkmak için veya duvarını yıkmak için belli bir ücret karşılığında yani hakkını vererek bu işe girmen lazımdı. Bu da yoktu. Bunu hali hazıra uydurmak için şu anda bir çalışmamız var. Hem şehir plancısı hem jeoloji mühendisi çalışmaları yapıyor. Yani bir iki ayda bu da biter inşallah. Yani şehrin kalkınması için en önemli o noktalardan bir tanesi çünkü yeni imar sistemi. Tabii ki şimdi böyle birden geldiniz, sordunuz. Aklıma gelen bunlardır. Tabii ki bayramdan sonra büyük bir çalışmamız olacak. Hem parkımız, hem düğün salonumuz, hem tekstil atölyemiz bu sene itibariyle bitirmeyi planlıyoruz. Ha bunu da unuttum. Fatih Mahallesi'nde sıfırdan bir cami yapıyorum. Belediye bütçesiyle yapıyorum. Bu da ilçemize hayırlı olsun. Projesi, imarı komple bitti. Belediye bayramdan sonra bunun da ihalesine çıkıyoruz. Dört büyük kalem var şu anda elimde. Hem düğün salonu, hem tekstil atölyesi. Bu tekstil atölyesi 1500 metrekare üzerinde iki katlı olacak. Hem belediye parkımız bu sene itibariyle ihalesi yapılıp halkımıza hizmet olarak görev yapacak. Hayırlı uğurlu olsun. Tekrar ilçemize hoş geldiniz. Epey derpey sizi çağırıp
işe başladığımız zaman bu vaat ettiklerimizi sözde kalmayacak, işe başladığımız zaman tekrar sizi çağırıp yerinde ve inşaatında inşallah siz de bunu halkımıza yansıtacaksınız. Başta söyledim, bizim işimiz hizmettir. Biz başladığımız zaman biz dedi ki biz bu milletin efendisi değiliz. Hizmetkarı olarak geldik ve hizmetkarı olarak da gideceğiz. Takdir vatandaşlarımızdır. Her halkı her şeye layıktır. Her şeyi hak ediyor. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımız devam edecektir. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Siz de tekrar ilçemize hoş geldiniz. Şeref verdiniz. İnşallah Erol'u beğenirsiniz. Dolaşacaksınız, göreceksiniz. Erol kadim bir ilçedir. Halkı kadim bir insandır. Çok iyi misafirperverdir. Allah'ın izniyle biz de Erol halkına layık olmaya çalışacağız. Allah bizi halkımıza karşı utandırmasın. Hayırlı olsun. Olsun, teşekkürler. Sizi çağırıp işe başladığımız zaman bu vaat ettiklerimizi sözde kalmayacak, işe başladığımız zaman tekrar sizi çağırıp yerinde ve inşaatında inşallah siz de bunu halkımıza yansıtacaksınız. Başta söyledim, bizim işimiz hizmettir. Biz başladığımız zaman biz dedi ki biz bu milletin efendisi değiliz. Hizmetkarı olarak geldik ve hizmetkarı olarak da gideceğiz. Takdir vatandaşlarımızdır. Her halkı her şeye layıktır. Her şeyi hak ediyor. İnşallah bundan sonra da çalışmalarımız devam edecektir. İlçemize hayırlı uğurlu olsun. Siz de tekrar ilçemize hoş geldiniz. Şeref verdiniz. İnşallah Erol'u beğenirsiniz. Dolaşacaksınız, göreceksiniz. Erol kadim bir ilçedir. Halkı kadim bir insandır. Çok iyi misafirperverdir. Allah'ın izniyle biz de Erol halkına layık olmaya çalışacağız. Allah bizi halkımıza karşı utandırmasın. Hayırlı olsun. Olsun, teşekkürler.